Yunanistan tam bir haftadır alevlere karşı savaş veriyor. Dadiya ormanında göçmen olduğu düşünülen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. 79 kişi ise kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Duman kilometrelerce öteden görülüyor. Hızla ilerleyen alevler geceyi aydınlatıyor. Yıkım büyük. Yunanistan'da aşırı sıcak ve kuru havayla kuvvetli rüzgar itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Yetkililere göre ülkenin kuzeydoğusundaki Dede Ağaç kentinde günlerdir devam eden yangın, Avrupa Birliği topraklarında bugüne kadar kayda geçen en büyük yangın olabilir. Yalnızca salı ve çarşamba günlerinde 5900 hektar küle döndü. Uzmanlar endişeli. Çünkü daha az yeşil, daha az oksijen anlamına geliyor. Yangınlar tamamen kontrol altına alınsa bile havanın uzun süre boyunca zehirli kalmaya devam edeceği belirtiliyor. Meriç bölgesindeki Dadiya Ormanı'nda alevlerden kaçamayan 18 göçmenin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Aynı ormanda bir erkek cesedi daha bulundu. Bu kişinin de göçmen olduğu düşünülüyor. Yunan Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ise kundakçıların yeni yangınlar başlatmak için girişimde bulunduğunu duyurdu. Ülkede şimdiye kadar yangınlarla ilgili 140 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 79'u kundaklamayla suçlanıyor.